Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları haberleri nelermiş hemen başlayalım ana sayfalarla. Sür manşette Trabzon'a güneş doğdu haberini görüyoruz. da 5. Şenol güneş dönemi resmen başladı diyor haber. Hemen yanında da yeni kartal Mario başlığı dikkat çekici. Manşete geldiğimizde aslan dünyayı salladı haberini o simen haberini görmek mümkün. Galatasaray Türk futbol tarihine geçecek ve bir daha kolay kolay benzeri yaşanmayacak bir transfere imza attı denmiş. Avrupa basınında atılan başlıklar paylaşılmış. Oyuncunun karnesi yine paylaşılıyor. Ve Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu detayına yer verilmiş. Detaylara biz de tabii ki bakacağız. Fenerbahçe'nin Medine ısrarı kupa şöleni başlıyor. Hedefimiz A Ligi başlıkları da dikkat çeken diğer başlıklar bugün. Fanatik ana sayfaya da hemen şöyle bir bakalım. Yüzyılın transferine tarihi karşılama, İşte huzurlarınızda Aslan'ın yeni süperstarı Victor Osimen demiş gazete. Oyuncunun gelişi transferiyle ilgili ayrıntıların yine paylaşıldığını görüyoruz. Alt kısımlarda Fenerbahçe'ye süper isim Adrien Rabio, Beşiktaş'ın yeni yıldızı Joao Mario haberleri yine dikkat çekiyor. Trabzonspor'da güneş dönemi başlığı da paylaşılmış Fanatik Gazetesi'nin ana sayfasında. Şöyle detaylara girmeye başlayalım biraz. Sabah gazetesinin 17. sayfasına baktığımızda Mehmet Özcan imzasıyla parayı değil futbolu seçti başlığını görüyoruz. 12 milyon euro ile Galatasaray'ın kasasını dolduran Kerem Rusya'dan gelen daha cazip teklifler yerine Benfica'yı seçti demiş Hemen altında o gün Şahinoğlu imzasıyla Süper Mario başlığını görüyoruz. Beşiktaş bir transfer yaptı ama birden fazla mevkisini güçlendirmiş oldu. Teknik direktör Van Bronckhorst Benfica'dan alınan yıldızını hem kanat hem de orta sahada değerlendirecek. Dün akşam İstanbul'a gelen ve kartal pozunu da veren Joao Mario, siyah beyazlı takımın yeni jokeri olacak deniyor. Milliyet 14'e bakalım. İnşallah sonu güzel olur başlığını görüyoruz. Amirliği futbol takımının tecrübeli forveti Umut Nayır. Umarım başlangıç gibi sonu da güzel olur. Tek hedefimiz Uluslar Ligi'nde B grubundan A grubuna giden mutlu bir dönemi yaşamak dedi. Yine Joao Mario haberini burada da görüyoruz. 6, 8 ve 10 numaranın yanı sıra her iki kanatta da görev yapabiliyor denmiş. Rafa Silva ile yeniden buluşan Portekizli Yıldız orta saha rotasyonunda Van Bronckhorst'un elini bir hayli güçlendirecek. Ve sayfanın altında Rade Kroniç Kız, Kızıl Yıldız'da haberini görüyoruz Senatok imzasıyla. Fenerbahçe'de istenmeyen isimlerin başında bulunan tecrübeli oyuncu Arabistan'dan gelen iki teklife hayır derken Kızıl Yıldız devreye girdi. Yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanırken 30 yaşındaki futbolcu Sırp ekibine gitti deniyor. Hürriyet 17'ye bakacağız. Trabzon'da 5. Güneş dönemi Bordo Mavili Kulüp eski teknik direktörleriyle anlaştıklarını açıkladı. Efsanemiz Şenol Güneş'le bugün itibariyle anlaşma sağladık açıklamasını yaptı. Daha önce 4 dönem Bordo Mavili ekibi çalıştıran Güneş, ilk sınavını milli aradan sonra eski takımı Beşiktaş'a karşı verecek. Yine İsmailer imzasıyla Kartal'ın yeni Süper Mario'su başlığını görüyoruz. Joao Mario'nun gelişi, maliyeti, transferin detayları paylaşılmış. Değerli izleyenler ve Fenerbahçe bölümünde de Fenerbahçe'den Medina için yeni teklif haberini görüyoruz. Sarı Lacivertli Kulübün Arjantinli Yıldız için ısrarı sürüyor denmiş haberin detaylarında.